Merdiven çıkarken nefesiniz mi kesiliyor? Sabahları uyandığınızda bile ağzınızda acı bir tat mı hissediyorsunuz? Bu sorunların nedeni açık. Tüm bunların sebebi sigara. Sigara uzun vadede sağlığınıza zarar verirken fiziksel olarak da sizi zorlar. Peki sigarayı bırakma konusunda ne düşünüyorsunuz? Sigara içenler için bağımlılıktan kurtulmak çok güç olabilir. Tiryakilerin önemli bir kısmı hayatlarında en az bir kere sigarayı bırakmayı dener ancak bir süre sonra yeniden başlar. Sigarayı bırakmaktan çok bırakmaya karar verme aşaması zordur. Bağımlılar sigarayı bıraktıklarında yaşayacakları yoksunluk döneminden endişe ederler. Ancak bu yoksunluk ömür boyu devam eden bir süreç değildir. Kararlı olunduğunda yoksunluk belirtilerinin üstesinden gelmek çok daha kolay hale gelir. Sigarayı bırakmada birinci kural, günlük koşullar nasıl olursa olsun bıraktıktan sonra bir tane bile yakmamak. Çünkü bu davranış anıları, tadını ve kişiye verdiği hissi beynin yeniden hissetmesine neden olur. Sıklıkla sigarayı bıraktıktan sonra ara ara bir tane içenler bir süre sonra yeniden başlarlar. Sigara birçok önemli hastalığın nedeni. Sigara, kanser, kalp ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununun başlıca nedenlerinden biri. Dünyada her yıl 5 milyon kişi ve Türkiye'de 100 binden fazla kişi yani ölen her 4 kişiden biri tütün kullanımına bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor. Bu sayının 2030 yılında 240 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Erkeklerde tüm kanser türlerine bağlı ölümlerin %35'i, kadınlarda ise %15'inin nedeni sigara. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin ise %90'ının temelinde sigara yatıyor. Özellikle sigara ile doğrudan ilişkili olan akciğer kanseri, kanser nedenli ölüm oranında birinci sırada yer alıyor. Kronik bronşit ve amfizem gibi nefes darlığı yapan solunum sistemi hastalıklarının en önemli nedeni de yine sigara. Bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı hiç içmeyenlere göre 40 kat fazla. Ayrıca sigara kan dolaşımı ve damarlar üzerine etkileri nedeniyle beyin damarı hastalıkları ve felç olma riskini artırır. Bacak kangrenlerine neden olabilir. Sigara hangi hastalıkların oluşum riskini artırır? Sigara bağımlılığı ve birçok kanser türü arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Sigara, akciğer bağımlılığı başta olmak üzere gırtlak, prostat, diş eti, ağız, mesane, yemek borusu, dil, pankreas, bademcik ve rahim ağzı kanserlerinin oluşum riskini artırır. Ayrıca erkeklerde iktidarsızlık, felç, ülser, kronik bronşit, bacak damar hastalıkları, kalp krizi, kadınlarda kısırlık ve KOA gibi hastalıklara da yol açar. Doğmadan sigara içen bebekler. Sigara aynı zamanda hamile kadınlarda düşük ve erken doğum riskini artırır. Bebeklerin düşük kiloda doğmasına neden olur ve bebeklerde ani ölüm riskini 6 kat artırır. Yine hamilelik döneminde sigara içen annelerin bebeklerin zeka düzeyi düşük olabilir ve davranış bozuklukları görülebilir. 35 yaşından önce sigarayı bırakanlarda erken ölüm riski hemen hemen yok olur. Sigara içenlerin akciğer kanseri olma riskleri süresine ve ne kadar içtiklerine bağlı olarak değişir. 20 yıldan fazla sigara içenlerde risk çok fazladır. 20 yılın üzerinde sigara içenlerde ise risk hiç içmeyenlerin seviyesine inemiyor. Fakat bunun üzerine eklenecek her yıl riskin boyutlarını artırır. Sigarayı bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir? 20 dakika sonra kan basıncı ve nabız normale döner. El ve ayak dolaşımı düzelir. 8 saat sonra kan, oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır. 24 saat sonra vücut karbon monoksitten arınır. 48 saat sonra kandaki nikotin düzeyi azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli hastaların tedaviye verdikleri cevap artar. 72 saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar. Solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır, enerji düzeyi artar. 2-12 hafta sonra
Tüm vücuttaki dolaşım düzelir. Solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski azalır. Yürürken yorulma ve tıkanma daha az görülür. 3-9 ay sonra öksürük, kısa aralıklarla nefes alıp verme ve wheezing yani hırıltılı ya da ıslık sesli soluk alıp verme gibi solunum yolu problemleri düzelir. Akciğer fonksiyonları %5-10 oranında artar. 12 ay sonra koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır. 12-36 ay sonra mesane kanseri riski %50 azalır. 5 yıl sonra kalp krizi geçirme riski, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserleri riski %50 azalır. 10-15 yıl sonra kalp krizi geçirme riski hiç içmeyenlerle aynı seviyeye iner. Akciğer kanseri riski sigara içenlere göre %50 azalır. Sigarayı bırakmak sosyal hayatı da olumlu etkiler. Genel sağlık açısından meydana gelen düzelmelerin yanında sigarayı bırakmak sosyal hayatta da olumlu değişikliklere neden olur. Öncelikle yiyeceklerden alınan tat artar, koku duyusu gelişir. Sigaraya sürekli olarak ödenen bedel ortadan kalkar. Ev, araba gibi kapalı ortamlarda solunan hava daha temiz hale gelir. Aile içinde bebek ve çocukların sigaradan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiş olur. Sigarayı bırakmak cinsel hayatı da olumlu yönde etkiler. Bununla birlikte bağımlılığın verdiği yoksunluk anları, endişe ortadan kaybolur ve kişi kendisini fiziksel olarak çok daha zinde hisseder. Sigarayı bırakmada yeni tedavi yolları. Sigarayı bırakmada ilk adım karar vermek ve iradeli olmaktır. Ancak uzun süren bu bağımlılıktan kurtulmak için yardım almak gerekli olabilir. Sigarayı bırakma aşamasında çeşitli tedavi yolları bulunur. İlaç tedavisi ve replasman tedavisi yardımcı yollar arasındadır. İlaç tedavisi. Bazı insanlar bağımlılığın yanı sıra genetik olarak da yatkın oldukları için sigarayı daha zor bırakır. İlaç, beyindeki içme isteğini azaltır. Bu ilaçlar sigarayı bırakmakta zorlanan kişilerde kullanılabilir. Replasman tedavileri. Nikotin maddesi kişiye nikotin bantlarıyla dışarıdan verilir. Nikotin sakızları, hatta nikotin spreyleri de bulunur. Sigara ağızlıkları, yani nefese çekilen mentollü ağızlıklar da bulunur. Ancak bu nikotin bantlarının her gün değiştirilmesi ve geceleri çıkarılması gerekir. Bu bantların da dozları bulunmaktadır. Bağımlılık düzeyi çok yüksekse en yüksek dozdan başlanır. Bu yöntem ilaca ek olarak da uygulanabilir. Etkinlik sağlanması için kombine tedaviler önerilmektedir. Sigarayı bırakma konusunda çok zorlanan kişiler için ilaç, nikotin bandı ve nikotin sakızı bir arada uygulanabilir. Ancak bu tedavilerin doktor kontrolünde uygulanması gerekmektedir. Aksi halde kontrolsüz kullanımında sağlık açısından zararlı sonuçlar doğurabilir.